Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız sevgili seyirciler. Bugün iki kıymetli konuğum var. Memleketi konuşacağız. Depremden uzaklaşmak çok mümkün değil. Aslında depremin kendisi de depremden uzaklaşmamıza çok izin vermiyor. Dün, bugün, önceki gün depremler olmaya devam ediyor. Profesör Doktor İlber Ortaylı stüdyoda konuğumuz, az önce konuştuğunda hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ve uzaklarda, çok da uzaklarda değil, Anadolu Hisarı'ndaki malikanesinde Profesör Doktor Celal Şengör de konuğumuz. Hocam hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Celal abi ne oluyor? Yani herkesin merak ettiği şey şu. Biraz önce Kayseri'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Öncesinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.3, Maraş'ta 4.5 ve 4.1, Malatya'da 5.6, Sivas o gün sizle beraberdik hatta biz 4.7. Ne oluyor? Deprem oluyor dedim. Bunlar bu sizin anlattığınız büyük depremden sonra olması beklenen depremler mi? Tabii. Yani Adapazarı ve Düzce depremlerini hatırlayın. Arkasından Ege'de ve Yunanistan'da arka arkaya bir sürü deprem oldu. Bunlar Hiro Kanamori tarafından incelendi. Ve istatistiki olarak o büyük depremlerin Ege ve Yunanistan'daki gerilme durumunu değiştirdiği, oradaki faylar üzerinde değişik yüklemelerin meydana geldiği ve bunların bazılarının depreme yol açtığı ortaya çıktı. Aynı şey şimdi oluyor. Anadolu bir mozaiktir. Faylarla birbirinden ayrılmış bloklardan oluşur. Bu fayların bazıları 7,8'lik o büyük depremden sonra arkasından 7,6 gelince buralarda gerilmelerde değişiklik meydana geldi. Dolayısıyla buralarda depremler meydana geliyor. Bu tamamen beklenen bir şey. Umarım birisi bunun istatistiki olarak bir etüdünü de yapar. Hiro Kanamori'nin yaptığı gibi. Kayseri'deki deprem biraz Maraş depremine uzak ama o sizin hep söylediğiniz o bir yığışım bölgesi vardı. Ona dahil bir yer galiba değil mi? Hayır değil, hayır. Onun dışında. Ovacık fayının üstünde. Peki. Ovacık diyorum, yanlış söyledim. Erzincan'dan çıkıp gelen bir fay var aşağı doğru giden. Onun üzerinde meydana gelen bir şey bu. Bu da Kahramanmaraş depreminin devamında olması muhtemel bir deprem o zaman. Tabii ya, Ecemiş fayının üstünde olmuş bir deprem. Ondan sonra Niğde'de oldu. Tuzgölü fayına yakın olarak. Orada da bir sürü faylar var. Dediğim gibi bloklar oynuyor. Şimdi birisinin oturup bunun güzel bir istatistiki çalışmasını yapıp yayınlaması lazım. Şey doğru mu Celal abi? Aslında bu depremler dün de konuşuluyordu. Bunlar henüz çizilmemiş, daha doğrusu yeni çizilmiş. Herkesin çok da bilmediği bazı fay hatları deniyordu. Böyle bir şey mümkün mü? Doğru mu? Normal. Türkiye'deki bütün fay hatlarını bilmiyoruz. Yani Türkiye'nin çok detaylı haritalanması lazım. Deprem oldukça yeni fayları öğreniyoruz. Bu da normal. Ben Avrupa üzerinde bir harita çizdiydim. Faydan Avrupa gözükmüyor. Halbuki Belçika'daki depremden önce ya Avrupa sağlam zannediliyordu, öyle değil. Yani 16. yüzyılda Basel'de büyük bir deprem var. Ona benzer Londra'da 19. yüzyılda bir deprem var. Bir sürü depremler var. Çünkü bir levha sınır bölgesinde oturuyoruz biz. Avrupa'da öyle. Polonya'nın ortasından geçen bir hat vardır. Torquist-Tessera hattı diye. Onun güneyi ile Atlas dağlarının güneyindeki fay arasında bir sürü bloklar oynuyor.